zaman bana okulumuz da onların evinin yolunda olduğu için sık sık okula giderken gelirken yolda rastlardım Nimet Hanım'a. Bize geliyorsun değil mi? Bize geliyorsun değil mi? Dedi, 40 kere de söylemiş sonunda bir sınava girdim. Sonunda kendimi Nimet Hanımların bölümünde buldum. Bu mesleği birileri gençler seçecekse macera perest ruhlu olmaları lazım. ...94-95 ve 95-96 Bilim Teşvik Ödülü. Ekrem Bey beni gördükçe derdi ki, ne var tezgahta derdi. Bu bir tezgah işi. Hayatla bizim de kurduğumuz bir tezgah var ve o tezgahtan da bir sürü insan geçti. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı ile boğuştuğu bir sıralarda 8 Mayıs 1944 yılında Ankara Bahçeli Evler'de doğdum. Annem Fadıl'a öktü, babam Mehmet Necmettin öktü. Ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Ve o sırada abim 6 yaşındaydı. Tabii bütün ikinci gelen çocuklar gibi ben de abimi hediye getirmişim. Abim okula gideceği için ona okul çantası, boyama kalemleri getirmişim. Ondan sonra hayatım, çocukluğum aslında bahçeli evlerde geçti. Yani adı üstündeydi küçük yapılar, bahçeli evler biliyorsunuz. Ankara'nın cumhuriyet döneminde kurulmasıyla kentleşme de geliyor Ankara'ya ve bahçeli evler o zaman bu, bugünkü sitelerin uydu kent gibi nasıl büyük şehirlerin etrafında kuruluyorsa bahçeli evlerde merkezden uzakta öyle kurulmuş bir şehir parçasıydı. Ve etrafımız tarlaydı. Çocukken tarlalara gider, köstebek yuvalarını karıştırır falan öyle çocukluğum geçti. Tabii bahçeli evlerde büyüdüm. Babam biraz inşaata da meraklı bir kişiydi. Gidip imar planından seçerek bugünkü 7. cadde, şimdi 7. cadde çok şatafatlı bir cadde. Ama o günlerde daha e, imar planından seçilerek alınır arsalar. Öyle bir arsa alıyor ve inşaata başlıyor. Ben de meraklı bir çocuktum, babamın peşinde dolaşırdım. Onun için böyle inşaatları aşama aşama yaşamışımdır. Her neyse, sonra e, 1950 yılında yaklaşık veya 49 bilmiyorum, babam bir daktilo makinesi aldı. O gün için bugünkü laptop sayılabilecek portatif bir daktilo aldı. Bazen evde onunla çalışırdı falan. Ama sonradan ben anladım ki o bir amaçla da alınmış. 1950 yılı biliyorsunuz Türkiye'de seçimlere gidildiği ve Tek partili dönemden çıkıldığı bir dönem ve e, bize konu komşu geldi. O daktilonun başında babam e, listeler hazırladı. Sanıyorum ilk defa da öyle listelerle yapılan bir seçimdi. Her neyse bu bir şekilde çocuk kafamda yer etmiş bir e, anı. Yedinci Cadde dediğimiz cadde o zaman aslında bir cadde değildi. Sadece kömür tozu dökülmüş, üzerinde çamura basmadan yürünebilir vaziyetteydi. Ve Ankara o tarafa doğru, anıt kabire doğru bahçeli evlerden, nivo olan bahçeli evlerden yavaş yavaş büyümeye başladı. Sonra aynı sene ben 1950 yılında İlkokula başladım. Ama ilkokulda birinci sınıftayken maalesef apandisit ameliyatı geçirmem gerekti. Annem de öğretmen olduğu için beni ikinci sınıftan sonra kendi okuluna götürdü. Annem de Necati Bey İlkokulu'nda Ankara Kalesi'nin dibindeki bir okulda çalışıyordu. Ve biz her gün annemle Otobüs o zaman beş evlere kadar geliyordu. Evimizden beş evlere kadar yürüyorduk, otobüsle Ulus'a gidiyorduk. Ulus'ta tekrar yürüyerek o yokuşu çıkarak e, okula gidiyorduk. Sonra annem tekrar e, tayin oldu, Bahçeli evlere Ulubatlı Hasan İlkokulu'na tayin oldu ve ben de Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda. Öğrenimime devam ettim. Ve e, Ulubatlı Hasan İlkokulu'nu 55 yılında bitirdim. İlkokulu e, bitirirken tabii sözlü bir sınav da yapılıyordu. O sınavda hayat bilgisi dersinden bana bir soru geldi. Başbakanın görevi nedir diye. Ben de sorunun cevabını aslında bilmiyordum. O anda düşündüm. Tabii o zaman e, e, rahmetli e, Menderes başbakandı. Başbakanın tabii gezilerini falan e, o zaman tabii televizyon da yok. Sadece radyodan haberlerden izliyoruz. Ve e, ben de düş durdum durdum dedim ki başbakanın görevi yabancı ülkelere gitmek, işte Türkiye'yi tanıtmak falan buna benzer bir şeyler söyledim. Tam istenen cevap olmamasına rağmen hocalar çok beğendi. Bana pek iyi verdiler ve mezun oldum. Ee, yine aynı yıl ortaokula başladım. Ortaokulu Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde e, okumaya başladım. E, ortaokuldayken e, e, yine Cumhuriyet hocalarından ünlülerinden biri Rafet Angın kendisi tarih hocasıydı ve ya müdürdü ya müdür maveniydi tam hatırlamıyorum ama kendisi bazı geziler de planlıyordu. Ve benim hayatımda rol oynayan iki gezi oldu onun yaptığı. Bunlardan bir tanesi Kayseri'ye yapılan geziydi. Her seride bizi erkilet Sarayı'na götürdü. İşte e, Mimar Sinan'ın köyü diye bir köye de gittik. Sonra erkilet Sarayı beni çok etkiledi. O bir tümülüsün üstüne kurulmuş. E, Alaaddin Keykubat'ın e, yazlık sarayıydı veya av sarayıydı. Orada öyle bir merdiven sistemi vardı ki, Üst kata çıkan iki kişi birbirini görmeden yukarı çıkabiliyordu. Ve e, Rafet Hoca'nın tabii söylediğine göre Mimar Sinan aslında oraya çıkıp e, oturup oradan Erciyes Dağı'na bakarmış. E, ve e, o merdiven sistemini de Oradan öğrenmiş çünkü onun ustalık eseri olan Selimiye Selimiye Camii'ni Edirne'de inşa ederken Ercieştaha'nın süliyetinde ve minaresine çıkan üçlü merdiveni de öyle yapmış ki üç imam ...aynı anda yukarı çıkarsa birbirini görmeden çıkıyorlarmış. Böyle bir hikayeyle artık bu gerçek midir değil midir bilmiyorum. Mimarlar belki başka şekilde değerlendiriyordur. Bu aklımda kalmış. Sonra bir başka beni etkileyen şey de Hatay Müzesi beni çok etkiledi. Hatay Müzesi şimdi tabii geliştirildi, yeni müze yapıldı ama... Eskiden de e, mozaik müzesi olarak dünya çapında bir müzeydi. Ve e, biz Hatay'a gittiğimizde Hatay Müzesi'nin müdür, müdiresi hanım bizi gezdirdi. E, Saadet Hanım diye meşhur bir müzecimiz kendisi. Ben o zaman o hanıma o kadar hayranlık duydum ki o güne kadar aslında arkeolojiyle falan hiçbir bağım bağlantım yoktu. Arkeolojiyi kendimi yakın buldum. O, o hanım bir rol idol gibi oldu bana. Ee, sonra işte gezimiz bitti döndük yine. Ortaokulu bitirdikten sonra aynı okulda liseye başladım. Lise hayatım da biraz enteresan diyeceğim çünkü eskiden liselerde fen bölümü vardı, edebiyat bölümü vardı. Biz deneme lisesi olduğumuz için biraz Amerikan sistemi uygulandığı için bir de ev ekonomisi bölümü kurmuşlardı. Ben de ne hikmetse seçmez olaydım ama seçtim. Ev ekonomisini seçtim. Tabii ev ekonomisinde bize ne okutacaklar, ne otun hocaların da bocaladığı dönemlerdi. Yani aslında çok iyi bir hocamız vardı. Yine ev ekonomisi üzerinde çalışmış, Amerika'da tahsil görmüş, Ziraat Fakültesinde çalışan Profesör Doktor Rezan Şahenkaya bize ders vermeye geliyordu. O ayrıldıktan sonra da başka hocalar da çeşitli dersler verdi. Ne yapacaklarını biraz şaşırmış gibi bir azı hocalar bizi morga getiriyordu. Küçücük yaşımızda morg gördük. Ondan sonra e, teknik okuldan hocalar getiriyorlardı. Evde kullanılan alet ve makinaların tamiri kullanılması vesaire gibi. Ama bizim sınıf, bu, bu şeyi seçen kişi sadece 29 kişiydi. Ve bir tek erkek arkadaşımız vardı. O da bu kadar kızın içinde çok utanırdı. <laughs> Devamlı utanırdı. Böyle bir hikayeyle liseyi bitirdim. Ama lisede maalesef biyoloji ve kimya gibi dersleri sadece birinci sınıfta okudu. Benim de en ilgi duyduğum dersler biyoloji ve kimyaydı. Ve ben kimyager veya biyolog olmak istedim. Abim aslında, abim de bir başka koldan üniversiteye gitmişti. O da fizikçi oldu. Fen fakültesinde fizik bölümünü bitirdi. Ben de onlardan yardım istedim dedim ben kimya veya biyolojiye girmek istiyorum bana biraz ders verin dedim ondan sonra hatta bir gün arkadaşlarıyla birlikte onlar fen fakültesine de bahçeli evlerden yürüyerek gidip geliyorduk yani. Ee, Fen Fakültesi'nin bahçesinde bir havuz vardı. Havuzun başında arkadaşlarıyla hep birlikte otururken, işte ben dedim ki, abim bana ders vermiyor arkadaşlarına. Ne olur yalvarıyorum bana kimya ve biyoloji dersi biraz verin, fizik dersi falan verin. Çünkü bir sene okuduk unuttuk. O sıralarda da üniversitelerde şöyle bir durum vardı her fakülte kendi sınavını yapıyordu. Kendi öğrencisinin sınavını yapıyordu. Yani bugünkü gibi genel sınava girilmiyordu. Fen fakültesini istiyorsanız fen fakültesinde sınava giriyordunuz. Dil tarihi isterseniz dil tarihte. Abimin arkadaşları da bana durdular durdular dediler. Sen ne yapacaksın dediler. Fizik kimya bilmem ne. Ondan sonra biyolog, biyolog olacağım diye tutturmuşsun. Biyoloji bölümüne gidersen kurbağaları alacaksın, doğrayacaksın dediler falan. Ben şimdi kurbağa doğramayı duyunca vazgeçtim. Sonra hepsi bir birlik yaptılar. Bir, bir birazdan Aa, sen Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne git. E, en iyisi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi senin için dediler. Ama öbür taraftan da, öbür taraftan da şöyle bir hikaye daha var. Annemin öğretmen arkadaşlarından birisi Zehra Dinçer Türsan, e, Profesör Doktor Nimet Özgüç'ün ablasıydı ve onlar da Nimet Hanım'la Zehra Hanım'ın evleri yan yanaydı ve bahçeli evlerde oturuyorlardı. Nimet Hanım beni dolayısıyla annem dolayısıyla tanıyordu tabii. Çocukluğumdan beri tanıyordu. Ne zaman bana okulumuz da onların evinin yolunda olduğu için sık sık okula giderken gelirken yolda rastlardım Nimet Hanım'a. "Bize geliyorsun, değil mi? Bize geliyorsun, değil mi?" 40 kere de söylemiş sonunda bir sınava girdim sonunda kendimi Nimet Tanımlarım bölümünde buldum. Biliyorsunuz Nimet Hoca profesör doktor tahsin Bey ile evli ikisi karı koca profesörler. Tabii bunlar da bir rol model oldu. Karı koca profesörler, karı koca arkeologlar. Profesör Doktor Kutlu Emre de o zaman daha asistandı. Yani ben girdiğimde bölüme karı koca özgüçler bir de Kutlu Hanım asistan olarak vardı. O zaman bugünkü gibi çok sayıda öğrenci girmiyordu bölümlere. Çok az sayıda öğrenciler alınıyordu. Mesela benim girdiğim sene yanılmıyorsam 10 kişi kadar bizi aldılar. Ve biz Dört sınıf, bir arada ders gördük. Birinci sınıflar, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar bir arada e, hocalarımız girip bize aynı anda ders veriyordu. Ve e, Ditar Coğrafya Fakültesi'nin birinci katının e, sanıyorum Kuzey Fraksiyonu'nda yer alan büyük bir amfide de Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi vardı. Türk Tarih Kurumunun bugünkü yapısından önce tarih kurumu orada kurulmuştu ve e, Mihin Hanım onun e, başındaydı ve Mihin Hanım çok saygıdeğer bir insan, e, en az üç dil bilir e, ve e, hocalarla temas halinde kalıp e, kütüphaneyi geliştiren. Kütüphaneye e, mantıklı kitapları satın alan, aldırtan kişi olmuştur. Kendisi e, bizlere de, öğrencilere de çok yardımcı olurdu. Ve biz ders aralarında veya e, dersimiz erken bitiyorsa mesela sabah ders bitirmişiz, öğleden sonra gider tarih kurumunun kütüphanesinde çalışırdık. Hocalarımızın bize anlattığı derslerle ilgili kitapları karıştırırdık. Di Tarih Coğrafya Fakültesi bizim dönemimizde öğrenciler bazı şeyler yapardı. Bölüm gezileri aralarında düzenlerlerdi. Bir de her cumartesi günü Farabi salonunda konserler olurdu. Biz Cumartesi günleri konserlere giderdik. Arkadaşlarımdan biri Hayat Kanal. Tabii böyle bölüm gezilerinin birinde biraz yakınlaştık kendisiyle. O ikinci sınıftayken ben birinci, o, o üçteydi galiba pardon üçüncü sınıftaydı ben birinci sınıftaydım. Sonra biz ben yani üçüncü sınıftayken nişanlandık falan. Ve e, daha ben okulu bitirmeden evlendik. Ama Hayat Hoca mezun olmuştu. Biz aynı sınıftaydık ama dediğim gibi o dördüncü sınıftaydı mezun oldu. Hayat Hoca ile evlenmemizin üzerinde durmamın nedeni şu. Tabii rol modelimiz özgüçlerdi. Bu aşikar. Ee, ama e, onun ötesinde de biz Hayat Hoca'yla yani bugüne kadar kah anlaştık kah anlaşamadık tabii. Ama belli projeleri birlikte yürüttük. Ve hayatımızın çok aşaması birlikte geçti. Onun için bunu vurgulamak istedim. Sonra 1965 yılında fakülteden mezun oldum. Ben daha önce hiç kazıya gitmemiştim. Fakülteden mezun olduğum yıl aslında sadece arkeologtu kendisi ama Kültür Bakanlığı'nda çalışıyordu ve bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin arazisinde olan Koçumbeli kazısını yapıyordu. Ve benim de istersem kazısında çalışabileceğimi söyledi. Benim için de gayet avantajlıydı. Bahçeli evlerde oturuyorduk. son durağa kadar yürüyordum. Onlar arabayla gelip beni alıyorlardı. Kazıya gidiyorduk. Sonra beni aynı yerde indiriyorlardı. Evime dönüyordum falan. İlk kazı tecrübem diyeyim. E, Koçumbeli kazısı oldu. Daha sonra aynı yıl 65 yılında Milli Eğitim Bakanlığı e, yurt dışına e, doktora için öğrenci yollamak için burs sınavı açtı. Hayatla birlikte biz de o sınava katıldık ve o sınavı kazandık. İşte Avrupa'ya mı gidelim, Amerika'ya mı gidelim falan falan düşünürken sonra e, dil tarih biliyorsunuz daha çok... E, Almanya'dan İkinci Dünya Harbi sırasında dışlanan e, Yahudi kökenli profesörlerin de e, emeğiyle kurulmuştu. E, özellikle Landsberger Asyriyoloji'yi kurdu, Güterbock, o Hititoloji kürsülerini oluşturdu e, vesaire. E, e, bir Alman ekolü. De olduğu için e, altyapıda Almanya'ya gitmeye karar verdik. Yani hocalarımız da Almanya'yı önerdi. Ve biz Almanya'ya gittik. Almanya'ya bursu kazandık fakat hiç Almanca bilmiyorduk. Fakat e, tabi devletimiz onu da düşünmüş. Bize bir yıllık bir göte enstitüsü bursu da vermişlerdi. Dolayısıyla biz Almanya'ya ilk gittiğimizde önce Bon kentine gittik. Ama sonra Arolzen'e, Kassel yakınlarında Arolzen'e gidip Arolzen'de Göte Enstitüsü'nde Almanca öğrendik. Göte Enstitüsü'nde tabii çok çeşitli ülkelerden insanlar bir aradaydı. Ve bizi tabii aynı zamanda çevrede gez gezileri de götürüyorlardı. Ee, bizim için ilginç bir deneyim oldu. Sonra biz e, Münih'e geldik. Çünkü bize Tahsin Bey'in tavsiye ettiği bir profesör vardı Münih Üniversitesi, Münih Maximilian Ludwig von Maximilian Üniversitesi'nde Bartel Huruda Profesör Doktor Bartel Huruda Şimdi e, biz Fur Profesör Hurda'ya bir mektup yazıp biz geliyoruz dedik gittik fakat Tersin Hoca da aslında ben yazacağım demişti. Biz adam bizi bekliyor sanıyoruz. Neyse biz gittik, adresten bulduk e, Enstitüyü Almanya'da e, üniversite bazında bizdeki gibi değildi o zaman hala öyle. Ee, enstitüler küçük küçük binalar ayrı ayrı binalardaydı. Enstitüyü bulduk gittik. Ondan sonra e, hurdanın oturduğu odanın kapısına kadar geldik. Ondan sonra birlikte belki adam gibi içeri girmemiz gerekirdi ama Hayat Hoca da muzip bir adamdı. Kapıyı açtı beni içeriye itti. Ben kendimi hurdanın karşısında buldum. Neyse sonra hayat da tabii geldi. Biz işte Türkiye'den geliyoruz filanca'yı size hocamız yazmıştır. İşte tahsin ezgisi yazacaktı dedi. Fakat galiba yazmamış tahsin hoca veya unuttu. Neyse adamcağız çok iyi niyetli iyi karşıladı bizi. Tamam dedi işte onun yanında orada başladık. O... Ben hiç Hititçe okumamıştım. Hayat Hititçe biraz yapmıştı. Yardımcı ders olarak orada da Hititçe almamız gerekti. Bana da tabii ya yüzeceksin ya boğulacaksın deyip Hititçe bilen adamlarla beraber aynı sınıfa beni de oturttular. Analize Kammenhuber, Münih'te hocamız oldu. Onu da tanımış olmak benim için aslında büyük bir mutluluk. Ee, sonra e, Profesör Huruda da e, 1967 e, yılında e, Berlin'e e, ama bu arada söylemeyi unuttum. Bizim dönemimizde daha Almanya birleşmemişti. Biz Batı Almanya'ya gittik. Ve o zaman e, Berlin bir ada gibiydi aslında Almanların pek rahat ettiği bir şehir değildi ama kozmopolit bir şehir olduğu için çok yabancılar olduğu için biz Berlin'e gidince Huruda ile beraber gittik ve Berlin'i çok beğendik. Berlin'de yaşama hayaliyle mutlu olarak Berlin'de oturduk. Ama Profesör Huruda bir süre sonra bir o zaman tabii bazı olaylar, öğrenci olayları da oldu ve bir o öğrenci olayları sırasında korktu sanıyorum kendisi çünkü üniversite kısmında e, fakülte kurulunu mu ne bastılardı e, Profesör Huru da tekrar Münih'e dönmeye karar verdi biz bize de dedi ki ister benimle Münih'e gelin ister Berlin'de kalın ama yine benim yanımda yapabilirsiniz doktorayı dedi. Biz de biz Berlin'de kalalım, doktorayı sizinle yapalım dedik. Ee, Berlin'de e, aslında bir park yakınında yine bahçe içinde bir villa aslında enstitümüzdü. O enstitüde çok güzel günlerimiz oldu. Enstitü bir kalabalık değildi. Arkeoloji okuyanların sayısı azdı. Yani 5-6 tane Alman öğrenci vardı. Onun dışında bir İsviçreli, iki Türk biz, bir Iraklı, bir Ürdünlü, bir Suriyeli vesaire karma bir gruptuk. Bizim Berlin'de olduğumuz sırada Anadolu arkeolojisinin yine duayenlerinden sayılan Alman olarak, yabancı olarak duayenen sayılan Profesör Doktor Kurt Bittel o zaman Alman arkeolojinin oradaki Berlin'deki merkezinin müdürüydü. Ve biz tabii Türk olmamız nedeniyle Arada sırada kendisiyle görüşüyorduk. Zaten daha sonraki yıllarda kendisi de seminerler ve e, e, işte e, konferanslar vermek için bizim enstitümüze geldi. E, Berlin'de de tabii çeşitli profesörlerle çalış, çalıştık, O derslerine girdik vesaire. Bunlardan Aynar von Schuller Hititçe profesörüydü. Leo Trumpelman hepsi de rahmetli oldu maalesef. Genç yaşta ölen bir profesördü. O İran sanatıyla uğraşıyordu. Peter Kalmayer Ön Asya sanatıyla uğraşıyordu vesaire. İşte Zaydel Bayan, e, Stromenger Eva Stromenger, onlarla da tanışma imkanlarımız oldu tabii o yıllarda. Biz... E, bu eğitimimiz sırasında... E, bir eskursiyon yapıldı. Yani... E, Profesör Huruda, Kurt Bittel... hocalarımızla birlikte... Anadolu'ya bir gezi planladık ve tüm Anadolu'ya aşağı yukarı dolaştık. O, otobüs tutarak bütün öğren yerlerini gezdik. Ki Profesör Bittle Boğazköy'ü kazan kişiydi. Onun o, nezaretinde Boğazköy'e gitmiş olmak, ondan Boğazköy'ü dinlemek önemli bir şeydi. Ama benim Kurt Bittel'la bir anım var, onu anlatmak istiyorum. B şehir gölüne gittiğimizde B şehir gölünde de Eflatun Pınar anıtına falan gittik. Nereye gidersek bizi çocuklar etrafımızı sarıyordu. Tabii bir yerde bahşiş falan da veya bir kalem verelim, şeker verelim falan diye. Ben de gezinin sorumlusu gibi kendimi hissediyordum. Rahatsız ettirmemek için hocalarımı falan kendimi hep ortaya atıyordum. Çocukları kenara atıyordum falan. Bir seferinde bir çocuk ayakkabı boyacısı bir çocuk böyle omuzunda sandığıyla geldi. Profesör Huruda'nın pabucunu boyatmaya. Ben de çocuğu ittirmeye çalıştım. Profesör Bittle beni itti bir kenara. Ayağını uzattı çocuğa bu. Ben azım tabii benim beynimden kaynar sunar döküldü. Aha o bana çok iyi bir hayat dersi oldu aynı zamanda. Neyse sonra 1972 yılında doktorayı bitirdim ben. Doktorayı bitirince Türkiye'ye döndüm. Bizi aslında yeni açılan üniversitelerde hoca yapma amacıyla yollamışlardı ve bu o arada da bazı üniversiteler kurulmuştu. Mesela Ege Üniversitesi sonradan kurulmuştu, Erzurum Üniversitesi sonradan kurulmuştu. Yani birkaç üniversite kurulmuştu ama herhalde hiçbir üniversitede şey yoktu, kadro yoktu. Ve e, biz bizim de geçici olarak bir işte çalışmamız gerek. Çünkü biz mecburi hizmetle gittik. Mecburi hizmetimiz vardı. Dolayısıyla e, parayı da ö geri ödeyemeyeceğimiz için e, Kültür Bakanlığı'nda ben göreve başladım. Ankara'da Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde kazılar şubesinde bir e, yıl kadar çalıştım. Günün birinde kazı Kazıbınar Şubesi'nde çalışırken ben birisi geldi. Elinde şemsiye böyle böyle sallaya sallaya geldi. Almanya'dan yeni dönen kişi siz misiniz diye önümde durdu. Evet dedim. Dedi ben dedi Hacettepe Üniversitesi'nde dedi. Arkeoloji bölümünde çalışıyorum dedi. Siz de dedi gelin Hacettepe'ye. Hiç. Şimdi şöyle, abim benim Hacettepe'de çalışıyor. Ben abime sormuşum Hacettepe'yi, ha, abim beni durdurmuş, hayır Hacettepe olmaz diye. Hacettepe'de arkeoloji yok, arkeoloji, giremezsin Hacettepe'ye. Çetin Şahin, i̇şte o da profesör oldu sonra. Çetin Şahin, o gelen kişi. Çetin dedi ki ben sanat tarihi bölümündeyim. Arkeoloji dersi veriyorum. Siz de gelin dedi. Siz de Ön Asya Arkeolojisi dersi verin. Ondan sonra. E olur dedim ben. Peki falan dedim. Gelin Profesör Doktor Emel Doğramacı ile dedi. Tanışın. Konuşun. Edin. O size ayarlar dedi. İyi peki falan dedim. Yani nereden ben? Abime söylüyorum böyle böyle bir şey oldu. Abim diyor ki yok sen Hacettepe'ye gelme. Aa. Ondan sonra yani bu Hacettepe'de bir şey. Sonra günün birinde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ilan çıktı. İlanda antropoloji bölümü için öğretim elemanı alınacak, işte asistan alınacak yazıyor. Ve altına da sıralamışlar prehistoryen, protohistoryen falan da müracaat edebilir diye. Ama ben ne Hacettepe'nin yerini biliyorum, ne antropoloji bölümünü biliyorum. Öyle bir dönemdeyim yani daha yeni gelmişim falan. Hastane diye biliyorum Hacettepe'yi. Ondan sonra dedim bu ilan acaba benim için mi çıktı? Protohistorya yazıyor. Şimdi benim için çıktıysa da müracaat etmesem de kötü olacak. Abime yalvarıyorum, yakarıyorum. Bana Emel Doğramacı ile görüş dediler. Emel Hanım'dan ne olur bir randevu al. Neyse sonunda abim Emel Hanım'dan bana bir randevu aldı. Ben de Emel Hanım'a gittim. Emel Hanım'ın da yanında o sırada Nihat Nur'un, Profesör Doktor Nihat Nur'un oturuyor falan. Ondan sonra işte anlattım. Ben Almanya'dan yeni geldim falan. Kimin hoca, hocan kim, nereden mezun oldun soru. On, onlar beni orada güzel bir mülakat yapmışlar. Ben farkına varmıyorum. Tabii anlatıyorum, onu anlatıyorum. Tahsin Bey'i anlatıyorum falan böyle. Ondan sonra e, dediler ki bana bu antropoloji bölümü açıyor. Yani herhalde asist, alacakları asistan da belliydi. Tabii ben bilmiyorum o zaman bütün bunları. E, sen dediler bir müracaat et. Yani bir bakalım. Ben de Aa, beni alacaklar herhalde diye. Hiç ne şimdi ne orada bölüm başkanı kim biliyorum. Kitabı varmış al kitabını da oku. Yok hiçbir şey yok. Ben e, neyse sınava girdim. Uzatmayayım fazla bazı detayları var. Ve tabii kazanamadım o sınava. Ama tabii dil sınavı vardı, hem dil sınavıydı, hem bilim sınavı. Bilim sınavını kazanamadım, dil sınavını almışım herhalde. Oradan bir süre geçti. Bu sefer bana Emel Hanım, abimin de orada olduğunu öğrenince, abim aracılığıyla beni davet etti. Ondan sonra ben de Emel Hanım'a gittim işte. Ee, dedi seni dedi o yani kendi branşın olmayan branşta sınava soktuk dedi. Ve tabii kazanamayacağım belliydi dedi. Ondan sonra ama dedi sanat tarihi bölümünde dedi öğretim görevlisi kadrosu var. Ben seni öğretim görevlisi olarak alacağım dedi. Neyse başka hikayeler de var ama kısa kesiyorum. Yine e, benim Kültür Bakanlığında çalıştığımı biliyordu. Seni dedi müzecilik dersi vermek üzere alacağım dedi. Aslında bu çok ilginç bir konu. Çünkü Türkiye'de ilk defa müzecilik dersi bir üniversitede Hacettepe'de açıldı. Ve o sırada ben tabii bana da değişik geldi. Kendimi biraz tabii o, o konularda eğitmeye vesaireye çalıştım. Ee, o arada ilk, ilk, Türk Müzesi olarak Aya İrini'yi öğrenince Aya İrini İstanbul'a gidip Aya İrini'nin resmini falan çekmek istedim bir İstanbul gezisinde de Ayasofya Müzesi'nde çalışan arkadaşlarıma işte dedim ben nereden güzel resmini çekerim çünkü böyle sıkışık bir bina Ayasofya'nın hemen yanında falan. Aa dediler kolay. Ayasofya'nın çatısına çıktık mı en güzel sılaytı çekersin, diyayı çekersin. Biz o Hanım arkadaşla beraber çıktık. Ayağında topuklu pabuçlar. Biz kubbenin etrafında şöyle daracık bir şeyin etrafında dolaşıyoruz böyle. Aşağıya düştük düştü fakat bir manzara. Tabii İstanbul'un da bazı fotoğraflarını arada çıktım. Ay Erine'nin de güzel fotoğrafları o zaman çekildi, iyi oldu. Hacettepe Üniversitesi'ndeyken ben ilk defa ilk defa değil de ikinci defa kazıya gittim. Bir profesör doktor Nimet Özgüç'ün başkanlığında yürütülen Acemi kazısına gittim. O kazıda da bir maceram var. Çünkü Almanya'da bize kazı teknikleri dersi veriyorlardı. Kazı teknikleri dersinde diyorlardı ki toprağı alacaksın sadece. Taş falan ne çıkarsa yerinde bırakacaksın. Nimet Hanım'ın kazı alanında olmadığı bana sen başında dur dediği bir günde ben güzelce sadece toprakları alarak böyle bir kanallar buldum. Ondan sonra Nimet Hanım'a haber yolladım. Ben bir şeyler buluyorum, ne olduğunu anlamıyorum. Acaba maden eritme atölyesi mi buldum diye tabii Nimet Hanım böyle büyük bir, bir heyecanla geldi. Baktı. Püf, şey yaptı böyle bir. Kızım sen dedi köstebek yuvası kazmışsın dedi. <laughs> Ondan sonra o da bir tecrübe oldu tabii bana. Yani ee, i̇nsan her yaptığı şeyle bir şekilde tecrübe kazanıyor. Ondan sonra köstebek yuvalarının da birlikte kazıldığını, kazılması gerektiğini öğrendim. <laughs> ee, Hacettepe Üniversitesi'nin işte sanat tarihi bölümündeyken, sanat tarihi bölümünde de bayağı uzun bir süreç geçirdim. Yani 24 yılım o bölümde geçti aslında. Ee, tabii biraz detaylandırarak daha sonra da anlatacağım bazı şeyleri. Ama e, hayatımda büyük rol oynayan birkaç şey daha oldu o sırada. E, sanat tarihçileri birleşerek otobüs tutup bir e, sempozyuma gitmek istediler. E, Macaristan'da Budapest'te de olan Türk sanatları e, şeyine gidilecekti. Ben de sanat tarihine özeniyorum tabii sanat tarihinde bölümdeyim ama arkeoloğum falan ben de katılayım dedim olur dediler. Neyse sonra İstanbul'dan bir otobüse binerek o zamanki şimdi ayrıldı o zamanki Yugoslavya'dan Bulgaristan Yugoslavya Avusturya üzerinden biz Macaristan'a gittik. Benim için ilginçti. Macaristan'da da tabii bir, birkaç e, önemli yeri gezdik ettik ama e, Zigetver Kalesi'ne gittik. O Zigetwer'ı görmek de benim için e, önemli oldu. E, daha sonra ben ekipten ayrıldım. Kendim e, Çekoslovakya üzerinden Berlin'e gittim. Çünkü Berlin'i özlemiştim. Daha yeni ayrılmıştım Berlin'den. Ee, hem tek turist olarak bu sefer Berlin'e gittim. Sonra e, biz e, sanat tarihi bölümü 1977 yılında... E, ...bir Güneydoğu seyahati yaptı. O seyahat da benim için... E, ...mihenk taşı gibi bir şey oldu. Sebebini daha sonra söyleyeceğim. Aslında... E, Profesör Doktor Günsel Renda bölüm başkanıydı. Eşi de Profesör Doktor Yavuz Renda. O sırada Güneydoğu Anadolu'da kolera salgını yaygın olarak gazetelere düşmüştü. biz de vazgeçsek mi, geçmesek mi geziden düşünüyoruz. O arada ee, Günsel Hanım'ın kocası dedi ki yanınıza sirke alın. Her yediğiniz yemekte veya her gün o sirke'den biraz için. Biz de öyle bir hale geldik ki neyse böyle bir şiş boş bir şişe içki şişesine sirkeyi doldurduk. Kadeh tokuşturur gibi sirke tokuşturuyorduk. Akşamları birer kadeh sirke içiyorduk. Yani böyle bir ortamda ve e, dolaşmanın o bölgede çok zor olduğu bir dönemde gittik. Yani e, jandarmalar bir, bir e, kentin sınırından öbür kentin sınırına kadar birkaç jandarma ala ala falan gezdik. Yani öyle bir gezi. Ama çok uh, verimli oldu benim için de çok eğitici oldu çünkü çok fazla hem Beylikler dönemi hem Osmanlı dönemi eserlerini ziyaret ettik ee, böylece sanat tarihine ben biraz daha uh, hani yaklaşıyor hissettim kendime ama uh, Mardin'e gidince Mardin'de ben uh, Mardin Müzesi'nde, gruptan biraz ayrıldım. Bir günümü Mardin Müzesi'nde, o zamanın müze müdürü Abdülhalik Ekmen Bey ile geçirdim. Ve güzel sohbetlerimiz, var. o sırada da ben doçentlik çalışması yapıyorum. Bir taraftan da gittiğim müzelerde, doçentliğimde kullanabileceğim malzemeler var mı diye bakıyorum. O arada Abdülhalik Bey bana mührün kendini değil, ama bir mühür baskısı gösterdi. O kadar etkileyici bir mühür baskısıydı ki, ben tabii onu görünce yapıştım kaldım müzede. Yani esas müzede kalmamın nedeni de o oldu. Aslında bir antikacı müzeye satmak için getiriyor. Ee, müzenin parası olmadığı için alamıyor, satın alamıyor ama baskısını bir şekilde almış, müzenin deposuna koymuş Abdülalik Bey. Sonra ben onun fotoğrafını çektim. Daha sonra da eee Say Chirapür Asriyolojide makale yaptım, yayınladım. Ee, ama Abdülhalik Bey'le yaptığımız sohbet sırasında e, Nusaybin'de Girnamaz Höyük diye bir höyüyü bana ta, e, anlattı ballandıra ballandıra. Ve şey dedi, o höyüğün yakınında Veysiki diye bir yer var, e, Vaşugane olabilir. Şimdi Mitanni Devleti'nin başkenti Vaşugane. Biz... Biliyoruz fakat yeri henüz tespit edilmemiş bir kent. Ben kafayı Başugani'ye taktım çünkü Almanya'da bir seminer hazırlamıştım dağ kavimleriyle ilgili. Mitanni uygarlığıyla Hurri ve Mitannilerle de çok uğraşmıştım. Dolayısıyla bu ay Başugani'yi bulursak ben o geziden böyle bir Başugani hayaliyle geri döndüm. O geziye 1977'de biz gittik. Ee, bizim bölüm arkadaşlarımızdan biri de doçent doktor Bedrettin Cemert'ti. Bedrettin Cemert korktu gelmedi o geziye. Bana hastalık bulaşır bilmem ne diye çekindi gelmedi. Ertesi yıl 1900 78'de kendisini Hunharca öldürdüler, karısı yaralandı ve e, bilim adamına yapılan galiba saldırıların da ilkiydi ve biz bölüm olarak çok sarsıldık. E, Bedri'nin e, öldürülmesi terörle benim ilk kez tam burun buruna gelmem oldu ki daha sonra bir başka terör odayı bizi gene sarsacaktı. 1979 senesinde e, Eski Suriye Üslup Anadolu'da Eski Suriye kökenli e, Suriye Üsluplu mühürler üzerine bir do doçentlik yazdım. 80 yılında İzmir-Urla'da Klezomenay kazısına katıldık. Fakat Klezomenay bildiğiniz gibi aslında bir klasik yerleşme. Biz ön Asya'dayız karı koca, ikimiz de ön Asya'cıyız. Ee, kazı başkanı yine kurtarma kazısı olarak başladığı için Çetin Anlandı Kültür Bakanlığı'ndan Çetin Anlandı. Ama e, bilimsel danışman olarak da Güven Bakır e, kazıyı e, arka planda yönetiyordu. Ve bir Fransız profesör hanım da Juliet, e, o da Klezomener kazısında ortak olarak çalışıyordu. E, bu arada bir prehistorik yerleşme çıktı ve o prehistorik yerleşmeyi e, kazmamız için Hayatla beni de kazıya dahil ettiler ve 1980 yılında biz e, Klozomenay kazısına katıldık. Sonradan orası Limantepe olacak ama şimdilik Klozomenay olarak anlatıyorum. 1981-82 yıllarında ben Alexander von Humboldt Stiftung'un e, bursuyla Almanya'ya tekrar gittim. Bu arada Almanya maceramı anlatmadan önce biraz Alexander von Humboldt'tan da bahsetmek istiyorum. Humboldt aslında kendisi araştırmacı, bir yerde kaşif olarak da adlandırılabilir. Kendisi biyocoğrafyacı, biyocoğrafyanın babası olarak görülüyor ve dört kıtada biyolojik araştırmalar yapmış bir insan ve ölümünden sonra tabii Alman hükümeti onun adına bir vakıf kuruyor ve o vakıf da genç bilim adamlarına araştırma bursu veriyor. Biraz masonluk teşkilatı gibi bir şey aslında. Çünkü bütün Humboldtlular birbirini tanır. Kim Humboldt'lu, Humboldt'ların daveti olur, o davetlere gidilir vesaire. Ben Profesör Hurudan'ın yanına, yine doktora hocam Profesör Hurudaydı, Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde, Münih'te, onun yanında o araş, araştırmalarımı sürdürdüm. O arada da bir ara tabii Berlin'e de gittim geldim. Berlin'deki enstitülerde de çalıştım. Yalnız tabii biz Klezomena'ya gittiğimiz için ben Humboldt'a da biraz projede e, Ege arkeolojisi verdiğim için e, Yunanistan'a bir gezi yapmak istedim. Profesör Huruday'a dedim ki öyle bir geziyi de imkan dahiline alıyordu e, burs. Yani karşılıyordu masrafları. E, onu da kullanmak istedim. Huruday'a gittim. Ben dedim Yunanistan'a gitmek istiyorum. Bir ay kalacağım. Gezeceğim. Ay olurdu olmazdı. Niye olmazdı? E, sen Türksün Yunanlılar siz düşmanın. Ama Cans haklıydı çünkü bir birkaç sene önce kendisinin Polonyalı bir e, bursiyer olarak yine Humboldt'tan giden bir öğrenci mi diyeyim artık araştırmacısı Türkiye'de Adana yakınlarında bir yerde çok sebepsiz bir şekilde öldürüldü. Şimdi e, o onu da Huru da zaten böyle çok kanlı, can, şey hep böyle endişeli bir insandı ve onu da düşünerek beni göndermek istemedi. Ama Türk'üm diye göndermek istemedi. Ben de ben gideceğim diye bir şekilde bastırdım. Peki hadi gidersen git dedi yani sonunda. Neyse o o sırada şimdi profesör olan Andreas Müller-Karpe, o enstitüde yine e, beraberdik falan. Ona bahsedince e, o da tanıyormuş orada çalışan bazı bilim adamlarını. E, o da bir ayarlamalar yaptı. E, ben böylece Yunanistan'a gittim. Ee, ve Yunanistan'da da e, Alman Arkeolojisi'nin bir e, büyük binası vardı. Alman Arkeoloji'nin e, misafirhanesinde kaldım. Orada da çalışmalarımı sürdürdüm. E, ondan sonra Maratona gittim. Ee, tabii Atina Müzesi'ni gezdim. Atina Müzesi muhakkak görülmesi gereken bu konuyla uğraşanlar için önemli bir yer. Ee, i̇şte Sonra Maratondu, ee, birkaç yere daha gittim. Vol Volos'a gittim, biraz daha Selanike doğru. Ee, Volos'ta en eski Neolitik kültürler var. Ee, Sesklo-Dimini kültürleri. Sesklü Dimiri'yi görmek istedim ama bir şekilde e, informasyon bürolarından oraya e, bir şekilde ulaşmamın zor olduğunu da öğren, öğrenince taksi tuttum. Bazen de düşünüyorum bir Türk olarak, kadın olarak ben Yunanistan'da güvenip bir taksi şoförüyle beraber Allah'ın dağına Sesklü'ye, Dimitri'ye gittim. Ama iyi ki gitmişim, iyi ki gitmişim. O seyahatim biraz maceralı oldu. Daha sonra Argolis bölgesine geçtim. Argolis bölgesinde Tirins kazı ekibiyle buluştum. E, Profesör Doktor Kliyan, e, Tirinsin kazı başkanıydı. Onun yanında... Doktor Potsubayt ve Weisser de birlikte çalışıyordu. Onlarla tanıştım. Tirins kazısını onların denetiminde güzel gezdim. Çevreyi onlarla gezdim. sonra Kliyan bana şeyi tavsiye etti. Madem Anadolu ile de çalışıyorsun. Anadolu'ya en yakın kültürler Yunanistan'da Kiklat adaları dedi. Naxos'a gitmenizi öneririm dedi. Ben de oraya da vapurla gidiliyordu. Pireus'tan gittim vapura bindim. Neyse o da bir macera. Orada tabii Pireus Müzesi'ni gezdim. Orada Yunanlılar kazandıkları deniz savaşından ganimet olarak aldıkları Osmanlı donanmasının tabak çanağını falan sergiliyorlardı. Onları gördüm. Ondan sonra her neyse, Naxos'a gittim. Naxos adasında e, maalesef gittiğim gün e, Naxos Müzesini gezdim ama e, başka bir müzeyi gezmek nasip olmadı. Onun dışında Apollinaris'e gittim. Apollinaris'te beni e, en çok bir kuros heykeli, yarım bırakılmış kuros heykeli etkiledi. Apollinaris ee, aslında Yunan adalarında da e, mermer, mermerin çok kalitelileri var. Hem Naxos hem Paros adasında e, kaliteli mermerler var ve me, bir mermer ocağı Apollinaris. O mermer ocağı beni çok etkiledi. Zaten Naxos'ta e, böyle bir yerlerde taş görüyorsanız duvarlara taş koymuşlarsa hepsi mermer. Yani bembeyaz böyle <laughs> görüyorsunuz. Her neyse öyle bir e, gezim oldu. 1982 yılında tabii e, tekrar Türkiye'ye döndüm. E, 82 yılında iki önemli e, olayımız oldu. Birincisi e, ben hayatım biraz kanına girerek o 77 yılındaki Beysiki Başuk Anne şeysiyle hayatın kanına girdim ve Girnavaz'da kazı yapılmasının gerekliliğine onu ikna ettim. Belki sonradan pişman olmama rağmen biz 82 yılında Girnavaz'da Nusaybin'de kazılara başladık. O kazılarda yalnız bize en büyük desteği, çünkü o bölgede hiç kimse kazı ne onu da bilmiyor, yani yöneticilerin bile haberi yok. Birileri geliyor arkeolojik kazı yapacağız diye. Tabii biz e, ilk önce e, kaymakama gittik. Kaymakam da daha sonra AK Parti döneminde Kültür Bakanı olan Atile Koç Bey'di. Atilla Koç Bey'in çok yardımını gördük. Yani kendisinin minnettarım ve kendisi bizi jandarma komutanıyla tanıştırdı. O da Veli Küçük. O zaman albaydı. Ee, ve bu iki kişi sayesinde biz orada kendimize bir düzen kurup e, kazıya başlayabildik. Endüstri Meslek Lisesi'nde kaldık. Aynı sene biz e, sonbaharda Manisa Müzesi'ne gittik. Manisa Müzesi'ne gitmemizin nedeni de Klezomenay'da çıkan buluntuları incelemekti. Güven Bakır vesaire onlar da geldiler. Beraber oradayız. Ve Manisa Müzesi'ne satın alma yoluyla gelen bir grup eser gördük orada. Bu grup eser alenen bir mezarlık soygununu gösteriyordu. Yani aslında antikacılar bir adım önde. Bu mezarlığın neresi olabileceğini aslında o buluntuları zaten daha önce görmüş herhalde e, Güven. Güven araştırıyor nereden gelebilir diye ve e, Panastepe diye İzmir Menemen'in e, Kesikköy mezrasının olduğu yer olduğunu saptıyor. Eserler şöyle ilginçti. Eserlerin arasında 70 santim kadar yüksekliği olan bir matara vardı ki mataraları biz hem Hitit İmparatorluk döneminden biliyoruz. Hem Kıbrıs'tan tanıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de mataralar çıkıyor. Onun dışında Ege bölgesinden iki önemli gruba ait yine eser vardı. Bir kabzası koparılmış kılıç. Kılıcın üzerindeki tasvirler bize girit kokusunu verdi. Girit kokuyordu. Ayrıca boyalı kapkacak. O boyalı kapkacaklar da Miken kültürüne aitti. Tabii bunların yanı sıra bir de Monokrom dediğimiz tek renkli seramik de vardı. Tek renk seramikler olasılıkla yerel kültüre aitti. Dolayısıyla çok yönlü ipuçları olan ve bir mezarlık soygununa işaret eden bu buluntular bizim dikkatimizi çekti ve biz aynı yıl Panastepe'ye gittik hemen ve Panastepe'de hakikaten soyulan mezarları gördük. Tolos biçiminde yani yuvarlak planlı e, mezarların soyulduğu anlaşılıyordu. Ve e, Kültür Bakanlığı'na müracaat ederek korumaya alınmasını talep ettik. Sit alanı ilan edilmesini talep ettik. Yalnız bir talihsiz durum oldu. Müzeden giden arkadaşlar e, tesadüfen o bölgeye herhalde gitmediler. Doğal diye bir rapor veriyorlar. Dolayısıyla sit alanı ilan edilmiyor. Ama biz onu da öğrenince tabii peşine düştük ve dört arkadaş birleşip müracaat ettik. Birimiz mimarisini yapacaktı, birimiz seramini, birimiz madenini, işte birimiz de ölü gömmeyi vesaire. Neyse ısrarlarımız sonucunda 1985 yılında Kültür Bakanlığı kurtarma kazısı izni verdi. Ve bize 500 lira verdi. 500 lira o zaman bir milyonlarla konuşulmuş dönem yani 50 lira verdi. Biz 50 lirayla kazıya gittik. Ve o dönemde demirbaş alımı yasak. Öyle bir dönem. Sadece saf malzemesi alınıyor. Neyle kazı yapacaksınız? Neyse o sırada şeyde kalıyorduk, araştırma merkezinde. Onu da muhakkak anmam gerekir. Onu da çok mümtaz bir müdürü vardı. Bize çok yardımcı oldu sağ olsun Hayrettin Bey. Hayrettin Bey sağ olsun bize kazma kürek biraz verdi. Ama fazla eşyamız yok. Ya kazacak fazla şeyimiz yok. Bir iki el arabası onlar da ne dün çaldık falan. Sonunda biz şey şöyle uzun uzun çiviler aldık. Ve o çivilerle taş araları kazdık biz. Ve daha sonra orada aynı yıl kapalı mezarlara da rastladık. Kapalı mezarlardan altın çıkması üzerine Dengin buluntu çıkması üzerine kazıyı Kültür Bakanlığı devamlı kazı haline getirdi ve kazı başkanını olarak da beni seçti çünkü diğer kazıya baş, benimle beraber kazıya başvuranların hepsinin birer kazısı vardı zaten bir tek benim kazım yoktu ama ben de kazı yapmayı istemiyordum benim amacım hayatla girinemazda çalışmaktı. Ben bir taraftan Panastepe kazısını sürdürürken hayat da Girneva'za gidiyordu. Ve ben Panastepe'yi daha önden kapatıyordum. Bazı ekip üyelerimle birlikte ben de sonbaharda Girneva'za geçiyordum. Yani biz karı koca ekip kazıyı birbirine paralel yürüttük. Yani bir başka deyişle. Ve namaz kazısı sırasında bu size daha önce bahsettiğim Almanya'daki o arkadaş, Iraklı arkadaşımız hayatı birkaç kere Babil Festivali'ne davet etti. Esas tabi daveti yapan Saddam Hüseyin'di. Saddam Hüseyin aslında çok sahip çıkıyordu eski eserlere. O özellikle Nabukadnezar'a falan, Yeni Babil dönemi kralı Nabukadnezar'a kendisini Nabukadnezar gibi gösteren fotoğraflar falan. Bir seferinde ben de Babil Festivali'ne hayatla birlikte gittim. İyi ki de gitmişim. Çünkü yani orada gördüğümüz, yaşadığımız şeyleri bir daha yaşamamız artık mümkün değil. Şimdi Bağdat Müzesi'nde olan ama o zaman... Bu eser Musul Müzesi'ndeydi biz gördüğümüzde ve bunlar Asur kral mezarlarından daha doğrusu kraliçe ve prenses mezarlarından çıkan eserler. Asur krallarının aslında Asur kentinde mezarları var ama o mezarlar hep tahrip edilmiş bulundu. Oysa e, ilk kez kapalı olarak kraliçe mezarları çıktı. Özellikle bunlar içinde bu tacı göstermek istiyorum. Bu taçta tabi e, tabii rozet motifleri vesaire var ama arada ve üstte e, asma yaprakları ve lapis lazuli'den böyle sarkan e, üzüm üzümler var. Ayrıca tabi cin tasvirleri vesaire de var. Böyle muhteşem bir eser. Bu bilezikler, bu kolye e, neyse. Bu tacı elliyebildim ben. Onun için çok mutluyum. Hatta hayat hoca dedi ki başına tak takmadım tabi. Şey e, çünkü e, Bizi o küçük bir gruptuk oraya giden ve e, Müze'nin deposunda bunları gördük. Dolayısıyla elimizi alabildik. Daha Teşhir'de değildi. O gezi sırasında Profesör Bartel Huruda da yani ikimizin de doktoru babası O da katılmıştı. E, ve kendisi Biz Bağdat'tayken Araba kiraladı Ve bizi Irak'taki öğren yerlerine götürdü. Bu arada Babil kentini de detaylı gezmiş olduk onunla birlikte. Musul'da da ayrıca II. Nasırpal'in Asur Nasırpal'in Kuzeybatı Sarayı'na gezdik. Dolayısıyla çok verimli bir gezi oldu. 1989 yılında profesör olduk. İkimiz de yaklaşık aynı yıllarda hep profesör oluyoruz. Aslında profesörlüğümüzün de şöyle bir hikayesi var. O sırada doçentleri bu profesör pek yapmıyorlar. Kendi üniversitesinde profesör yapmıyorlardı. Öbür üniversitelere gitsin diye bir teşvikin olduğu bir sıraydı. O günkü Cumhurbaşkanımız e, Sayın Turgut Özal'dı ve birçok böyle önü kapatılan kendi üniversitesinde profesör olmayanlar için bir kararname mi artık ne çıkarttıysa bize bir yol açıldı. Kendi olduğumuz üniversitede profesör olabildik. Yani 89 yılında ben de eşim de profesör olduk. 1990 yılında eşimle birlikte Profesör Doktor Korens tarafından Yunanistan'a davet edildik ve Şiliman'ın ölümünün 100. yıl dönümü nedeniyle e, ve e, oraya gitmişken yani Atina'ya kadar gitmişken e, bir de Girit'e uzanalım dedik. Girit'i görmek istiyorduk. Girit kültürü de çünkü çok önemli roller oynuyor. Ve e, Girit'e geçtik. Bizi biraz e, oraya tavsiyeyle falan da yolladılar. Orada bizimle ilgilenenler oldu. İşte araba kiraladık, gezdik öğren yerlerine. Heraklion müzesi zaten başlı başına bir şey. E, müze müzeyi dolaşmak bile do doyuruyor insanı. Ondan sonra e, sene. 1991, 1991'de vahim olaylar da oluyor, 1991'de Profesör Huru da aslında Asur'da yani Irak'ta Asur kentinde kazı yapmaya başlamıştı. O yıl bir takım siyasi olaylardan dolayı kazısına gidemedi. Dolayısıyla kazı ekibiyle birlikte Panastepe'ye geldi. Ve biz o zaman Panastepe'de ilkokulda kalıyoruz. Ee, ama bir de kiralık ev tutmuştuk. O kiralık evde Neolitik ev gibiydi. Odaların arasında böyle şöyle küçük pencereler vardı falan birbirine odadan odaya baktın. Ondan sonra neyse biz Huruda ve ekibine o kiralık evi verdik. Onlar da orada çok güzel günler geçirdiler sanıyorum. Çok mutlu olarak yaşadılar bizimle. Ama Profesör Uludağ'ın esas niyeti Panaz'a geldikten sonra Girnavaz'a hayatın yanına gitmekti. Biz, bizim kazıdan ayrıldıktan sonra aslında şeyleri de söyleyeyim. Annelize Kamanuber Hititolog o kazısında geldi. Antropolozi Ziegelmayer'di, Profesör Ziegelmayer. E, fotoğrafçısı bir bey vardı. Bir de Peter Spanos, bizim aslında Peter Spanos da e, sınıf arkadaşımız da Berlin'de. E, onlar da geldiler kazıya. Bunlar ayrıldılar kazıdan. Hayat Girnevaz'a ayrıldı gitti. Biz Panaz Tepe'de devam ediyoruz. Sonra e, günün birinde haberler geliyor bize. O sırada da cep telefonları yok. Yani şimdiki hayatımız yok. Ankesörlü telefonlar, bu kadar şeyin içinde jetonlar. Jetonları atarak konuşuyoruz. Orada telefonları yok. Ya müdürün odasını arıyoruz, müdür çağırıyor bunları. Ya orada buluyoruz ya bulamıyoruz. Böyle bir iletişim sıkıntısının olduğu dönem. Ondan sonra şimdi Girnavaz'dan bazı duyumlar alıyoruz. Ya öğrenciler arasında ya da hayat kah söylüyor, kah söylemiyor. Bir takım tehditler aldıklarını kazı alanında. Yani oradan kazıyı kapatıp gitmeleri için bir şeyler yapılıyordu. Kim arkasındaydı, neydi bilmiyoruz. Fakat Profesör Huruda ve ekibi Girnağız'a gitmekten vazgeçtiler. Çünkü onları gitmeyin diye elçilikleri uyardı. Sonra günün birinde hayat geldi kazıya. Hiç gelmeyecekken uçakla uçağa atlayıp kazıya geldi ve bilmem ne kadar günlük e, yol yapmak üzere Otobüsle Gürnewazı Nusaybin'e döndü. Sonradan onun söylediği ben size bedaya gelmiştim aslında oldu. Çünkü hayat döndükten sonra arabaya bomba konuyor. A, araba, e, bizim kendi özel şahsi arabamız. A, arabanın ön, te, ön sol tekeriyle arka sol te, sağ tekerine Birer el bombası yerleştiriliyor. Hareket edince patlasın diye. Ee, hayatın altındaki bomba bir şekilde patlamıyor. Tutukluk yapıyor. Arkadaki bomba patlıyor ve arkada o üç kişi oturuyordu. O üç kişiden ikisi şehit oldu. Ve hayat tabi o olaydan sonra deliye döndü diyeyim. Ve e, artık Belki hiç kazı yapamayacak haldeydi. Ee, çok kötü günler geçirdik ve bir nevi milat oldu o bizim için. Yani e, böylece ikinci kez ve çok yakınımızın yakınında tekrar terörü hissettik. Ve yine bilim ekibine bir saldırı. Neticede e, çok kötü günler geçirdik ve bir kazı başkanının başına gelebilecek en kötü şeyi yaşadık. Yani bazı arkadaşlarımızın ekip üyeleri bazen hastalıktan falan vefat ettiği oluyordu ya da düşüp ayağını bacağını kırdığı oluyordu ama böyle bir olay yaşayan başka ekip yok. Duyduğumuz başka bir ekip de yok. Yani şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Ve e, hayat hoca gerçekten çok paramparça oldu diyeyim. Ve e, yani gece rüyalarında tabutlara çivimi bir tık çakıyordu. Yani öyle bir e, durum. Her neyse detaylarına ben de girmek istemiyorum. Ama o acı günlerimizde. Bize el uzatanlar oldu. Şimdi hayatta olmayan arkadaşımız Güven Bakır, o sırada Klezomen Aykazı Başkanı'ydı. Urla'da çalışıyordu. Onun da sanıyorum burada sit alanı sorunlarıyla ilgili çok problemleri vardı. Hayatın daha yumuşak, mizaçlı bir tabiatı olduğunu biliyordu. Ve hayata bir teklifle geldi. Dedi ki gel kazıyı ikiye bölelim. Sen liman tepede çalış. Prehistorik kısmı yap. Ben klezomenayda devam edeyim. Klasik arkeolojiyle ilgili. Bunu tabii biz de hepimiz aşıladık çok iyi olur çok iyi olur diye zaten hayat başından beri bu bölgede çalışmak istiyordu çünkü kendi burada Urla'da çocukluğu geçmiş falan burayı zaten çok seviyordu. E, neticede e, 1992 yılında Kültür Bakanlığı da tabi bu olayın üstüne hemen bunu kabul etti ve e, Limantepe kazıları başladı. Limantepe kazılarının başlaması e, tabi bizim için ap ayrı bir dönem oluşturdu. O dönemden sonra da biz Alman Arkeoloji Muhabir üyeliği aldık. Şimdi hayatın da liman tepeye girmesiyle böylece İzmir'de iki kazı almış olduk. Ben kuzeyde Panastepe, Hayat güneyde Limantepe. Dolayısıyla Hayat da zaten böyle kıpır kıpır bir adamdı. Devamlı kafasında bir şeyler kuran falan dolu bir insandı. Ee, o yerinde duramadı tabii. Biz başka projelere bir şey kuruldu bu. İre, İngilizcesi İREP bir proje başlatıldı. İzmir kazıları diye bir proje başlattık. Ondan sonra bu arada tabii kazı almak normal şartlarda çok zor olduğu için bazı kurtarma kazılarıyla devam ettik. O sırada da Tahtalı barajını İzmir'de yani Tahtalı Barajı yapılıyordu ve Tahtalı Barajı'nın su altında kalacak olan bir önemli heyük vardı. Baklatepe Müze müdürü'nün Turan Özgün Özkan'ın denetiminde, Hayatın Bilimsel Başkanlığında Bakla Tepe'de de bir kazı başladı. Sonra Koca Kocabaş Tepe kazısı yapıldı. Daha sonra ama yıllar sonra ayrıca aynı proje dahilinde. Ee, Çeşme bağlar arası kazısı yapıldı. O da çok ilginç bir e, olay. Oradaki öğren yerinin bulunma hikayesi ilginç. Hüseyin isimli bir arkadaşımız, arkeolog arkadaşımız müzede çalışıyor ve o bölgede de oturuyor, evi orada. Bir gün evinden böyle bakıyor, balkondan aşağı, ee, işte. 300-500 metre ileride bir çukur kazılıyor. Temel ev inşaatı için temel kazılıyor. Temel kazısından e, taşlar, kremit parçaları, işte seramik parçaları bir şeyler çıkıyor. Hemen iniyor aşağıya bakıyor. Oo, e, ören yeri, ören yerini kazıyorlar. Onun üzerine müze durduruyor inşaatı. Yine hayat devreye girdi. Müzenin denetiminde e, o kazı başladı. Daha sonra o kazıyı hay hayatın beliahtı diyeceğim e, Vasıf Şahoğlu aldı. Bir sürede o kazdı, devam etti. Bu arada tabii kazılarımız Türk Tarih Kurumu tarafından desteklendi. E, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından Özellikle Panaztepe desteklendi. Ee, Panaztepe'nin bir araştırması da TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu destekleri de göz ardı edemeyiz. Tarih kurumunun parası hele bizim işimize o kadar çok yarıyordu ki. Çünkü demin de söylediğim gibi bu sarf malzemesi almaydı bilmem ne hikayesinde daha rahat o parayı kullanıyorduk. Bazı kalemleri almak için paramız yoktu yani. Dolayısıyla böyle mis gibi gelen bir paraydı bize. Sonra 1996 yılında burada da gördüğünüz bu ödülü o günün rektörü Hacettepe Üniversitesi rektörü Sayın Süleyman Sağlam'ın elinden aldım. 94-95 ve 95-96 Bilim Teşvik Ödülü. Kendisi ne yazık ki hayatta değil bugün ama kendisini rahmetle anmak istiyorum. Hacettepe'ye gelen giden rektörler arasında arkeolojiye gene de en yatkın olanıydı. 1997 yılında nihayet arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri tekrar birbirinden ayrıldı. Ve Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji bölümü kuruldu. Ben de emekli olana kadar, kuruluşundan emekli olana kadar arkeoloji bölümü başkanlığı yaptım ve arkeoloji bölümünün Altyapısını oluşturdum ee, ve bir düzen tabi kurulması gerekiyor. Onlar kuruldu ama şimdi benim arkamdan gelenler devam ettiriyorlar. Arkeoloji Bölüm Başkanı olduktan sonra Kültür Bakanlığı'nın da bazı kurumlarında görev aldım. Bir tanesi bu yurt dışına giden sergilerle ilgili olan bir görev. Ee, bilim kurulu üyeliği, diğeri de aslında e, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı e, yayın kurulu üyeliği. Onları da yaptım. 21. yüzyıla girildiğinde biz e, güzel bir iş yaptık. Ama bu güzel işi yapmamıza sebep olanlar da güzel insanlardı. O sırada İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün başında bulunan Profesör Doktor Harald Hapman ve eşi, eşi Salva Hanım, Salva Hanım aslında Mısırlıydı ve Hapman Bey de hiç Mısır'a gitmemişti daha önce. Böyle oradan buradan konuşurken bir Mısır gezisi yapalım diye ortaya atıldı ve Salva Bayan organize etti. Ve birlikte onlarla güzel bir Mısır gezisi yaptık. O gezi sırasında oradaki Kahire'deki Alman arkeoloji enstitüsünde konakladık ya da oradaki Alman kazı evinde, İsviçre kazı evinde vesaire konakladık. Çok güzel bir geziydi, çok iyi gezdik. Bu arada tabii anmam gereken şeylerden bir birkaç tanesine değineyim. Kahire Müzesi tabii muhteşem bir müze. Ee, gerçi şimdi yeni açıldığı yeni halini bilmiyorum ama o gün içinde muhteşemdi. Tabii e, hemen Kahire yakında gizli e, piramitleri, Kefer'in e, Keos'un kabirleri. Daha sonra Luxor'a gittik. Karnak mabedine, Luxor mabedine. Daha güneyde Asvan'a kadar indik ama Abu Simbel'e gitmedik. Abu Simbel'e gitmedik, Elefantine'ye gittik. Elefantine kazı yeriydi. İsviçreliler kazıyordu. Onların misafiri olduk. Elefantine beni şöyle etkiledi. Elefantine zaten kitaplarda falan da yazıyor hep ee, doğal e, zuhurlar var pembe pembe granit zuhurları ve onlar muhteşem hakikaten ee, ve o pembe granit zaten oradan da Türkiye'ye getirilip bazı antik yapılarda İstanbul'da falan da kullanılmış ama e, Mısır'da çok büyük boyutlu firavun heykelleri de yapmışlar. Yani granit çok kullanılmış. Ve benim için Asmanın ayrı bir önemi var onun için. Onları gör ben çünkü biraz teknik meraklısıyım. daha önce de söyledim kimya, bilmem ne esas ilgi alanım başkaydı benim. Arkeoloji değildi. Mısır gezisi tabii çok etkileyiciydi. Çünkü Mısır medeniyeti diye bilinen medeniyet aslında kolosal bir medeniyet. Büyük, büyük, boy, boyutlar büyük. Yani e, her şeyin boyutu çok büyük. Ve görülmesi gereken, bir arkeoloğun görmesi gereken bir yer. Bir arkeoloğun ayrıca görmesi gereken bir yerde Pompei Pompei kenti. Milano'da Pompey Pompei kenti onu da ziyaret etmemizi sağlayan aslında Profesör Doktor Sebastina Lagona oldu. Bizi Roma'da bir yine sempozyuma davet etti. O sempozyum sonrasında biz ee, onlar başka bir tarafa gitti. iki ekip gittik. Ee, Hayat'la ben de Milano'ya bir gezi yaptık. Milano gezi sırası arasında tabii Venüs Yanardağı'nı, Pompei'yi gördük. Pompei'de tabii hepiniz herkes biliyordu, ama görmek başka. Görmek başka. Ee, nasıl anlatsam bilmiyorum. Külden taş adamlar gibi o insanlar yani biraz taşlaşmış gibi ama kül renginde gri 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 böyle taşlaşmış insanlar ve yaşamları sırasında günlük yaşamları sırasında taşlaşmış bir sürü insan ve tabi o günkü oradaki antik Roma kenti tamamen gezilebilir vaziyette sokaklarıyla dükkanlarıyla hamamıyla e vesaire dolayısıyla yani özellikle arkeologlara tavsiye ettiğim görülmesi gereken yerler arasında. 2008 yılında bu bilim kurulu üyeliği yaptığım kuruluş diyeyim kurum yani daha doğrusu Kültür Bakanlığı aslında bizleri de bazı sergilere e, gitmemizi sağlıyordu. Yani ne bileyim Çin'de bir sergi oluyor. Çin'le ilgilenen Çin'e gidiyor vesaire gibi. Ve e, Ben de e, New York Metropolitan Müzesi'nde açılacak olan bir serginin açılışına katıldım. Bu serginin adı Beyond Babylon yani Babil'in ötesi. Babil'in ötesinde sanat, ticaret, diplomasi, ee, ve bunun Milattan Önce ikinci Bindeki durumu bunların ee, sergi kataloğu bu katalog beni ilgilendirmesinin en büyük nedeni de Panas kazısında bizim bulduğumuz e, mezarlardan çıkan pek çok buluntunun e, burada yer alan Cemal Purak tarafından yazılan ulu burun batığı. Ulubur'un ile çok paralelliklerimiz var bizim. Dolayısıyla ben de New York'a gitmek istedim. Çünkü Bodrum Müzesi'nden seçilen eserler gitti. Bu arada Bodrum Müzesi'nde teşhirde olmayan depodaki bazı buluntular New York'a götürülerek orada restore edildi. Ve orada ilk defa sergilendi. Dolayısıyla ben de onları görmek için e, talip oldum e, New York gezisine. E, Kültür Bakanlığı tarafından e, sağlandı bu imkan bana ve e, müteşekkirim arkadaşlarıma da. 2008 yılında e, Profesör Doktor Rowan'ın davetlisi olarak bir sempozyuma Katıldık Venedik kentinde. Eşim de benimle beraber geldi. Ben Panastepe'yi sundum orada. Aslında e, Tunç dönemleriyle ilgiliydi genelde. Ama daha çok yakın doğunun kuzey kısmıydı. Yani daha çok o Kafkas bölgesi arkeolojisi, Anadolu ilişkileri vesaire gibiydi. Ve e, o gezide Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Biz sempozyumdan sonra bir hafta daha kalarak biraz Venedik'in keyfini çıkardık. Gondol gezisi yaptık, Murano Adası'na gittik. Murano biliyorsunuz dünyaca ünlü cam işlenen bir yer. Cam benim için özel ilgi alanı gibi oldu. Çünkü Panastepi'den de çok çeşitli cam eserler çıkıyor. Ve cam, camla ilgili her şeyi görmek zaten benim hoşuma gidiyor. Murana onun için, benim için korkunç güzel bir şey oldu. 2015 yılında Hayat Hoca'nın da tabii büyük emekleriyle diyeyim, aslında büyük bir açılış yapıldı ama o açılıştan öncesi de var tabi. Ee, Hayat Hoca Liman Tepesi kazısına başladığında çok elverişsiz yerlerde önce kaldı. Sonra bir daha sonraki bir yıllarda ona boşal, boşalan bazı prefabrik yapıları belediye tahsis etti. Ee, sonra belediye on, o yapılarla birlikte bir büyükçe bir alanı daha Hayat'ta e, kazı evi için tahsis etti. Ama orası çöplüktü. Resmen çöplüktü. E, sonra e, işte Anküsem e, kuruldu. Hayat Hoca dalmaya başladı. Sualtı arkeolojisi başladı. Sualtı arkeolojisi başlayınca olay genişti, büyüdü. Ve rahmetli Mustafa Vehbi Koç destek verdi. Tabi aracı olan başkaları da vardı bu arada ama onun desteğiyle Koç orada muazzam bir tesis kurdu. O tesisin içinde bir e, misafirhaneler var, bir konferans salonu var, bir kütüphane var ve en önemlisi büyük bir e, restorasyon merkezi var. Dolayısıyla e, bu binaların açılışı da 2015 yılı oluyor. Bizzat kendisi de katıldı e, e, Mustafa Koç bu toplantıya. Ee, bu da bir mihenk taşı aslında bizim e, bütün arkeoloji e, çalışmalarımızda. Ee, bir de e, tabii belki soracak olursanız e, işte gençlere gençler ne yapmalı, ne etmeli falan. Gençlere ne tavsiye ederim bilmiyorum. Ee, ama e, bizim yetiştirdiğimiz gençler şöyle yetişti onu anlatabilirim. Eşim e, bu e, bombalama olayından sonra o kadar e, bir tuhaf hallerdeydi ki bizim Ankara Bahçeli Evler'de bir dairemiz kiradaydı. O e, kiracı çıkınca Orayı hayata bir ikinci ev gibi yaptık ama hem ev gibi e, döşendi yani hem de bütün ne kadar kitabımız varsa kütüphaneyi oraya kurduk ve e, gençler orada hayatla birlikte çalıştı ve hayatı tekrar hayata bağlayan zaten orada çalışan o genç grup oldu ve bu genç gruptan şu anda. Ankara, Ankara Üniversitesi'nde, Hacettepe'de, diğer bir sürü başka üniversitede bir sürü yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz var. Ben rahmetli Ekrem Akurgalı da bu vesileyle anmak istiyorum. Ekrem Bey beni gördükçe derdi ki, ne var tezgahta derdi? Bu bir tezgah işi. Yani bizim hayatla bizim de kurduğumuz bir tezgah var. Ve o tezgahtan da bir sürü insan geçti. Diyeceksin ki hepsi seni sevdi mi, sen hepsini sevdin mi? Tabii bunu evet demek mümkün değil. Bizi seveni de oldu, sevmeyeni de oldu. Ama yetiştiler iyi veya kötü bir şekilde yetiştiler. Mesleğe atıldılar. 2019 yılında Sayın Profesör Doktor Erkan İbiş, Bizim araştırmalardaki katkıları, çalışmalarımızı görünce bize geliştirme profesörlüğü unvanını verdi. Ve kendisine bu yüzden çok müteşekkiriz. Yalnız talihsiz bir durum o, o, o edilmemize rağmen aynı yıl hayatı e, artık Kaza da geçirdi, hayatı sonunda kaybettim ben. Ee, hayatı kaybetmem tabii beni başka fikirlere de götürdü ee, ve e, 2019'da yine Kültür Bakanlığı bütün e, emekli hocaların elinden kazıları aldı. Ben de 2019'da son olarak Panastepe kazısını yapmış oldum. Ama e, bir şey düşündüm. Çocuğumuz yoktu. Aileden de kalma bir iki malımız, mülkümüz vardı. Ne yapabilirim diye düşündüm. E, ve e, son yıllarda Ankara Üniversitesi'nden hem hayata hem bana çok büyük destek geldiği için Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışta bulunmaya karar verdim ve e, Vasiyet yaptım e, ve o vasiyetim doğrultusunda hem anküsam o paradan yararlanabilecek hem genç araştırmacılar yurt dışına gidip kısa süreli de olsa araştırma yapabilecekler e, Bu şekilde kurduğumuz düzenin, daha da devam etmesini istiyoruz. İnşallah bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, şimdi öğretim üyesi olan eski öğrencilerimiz bu felsefeyi devam ettirirler. İçinde bulunduğumuz bu kütüphane, aslında Mustafa Vehbi Koç tarafından yaptırılan binaların içinde yer almaktı. Ve biz, karı koca ikimiz de kütüphanemizi ileride Anküsam'a bağışlamayı hep planlamıştık. Ve yavaş yavaş da bu kitap bağışına başladık. Bizim adımıza bu kütüphane kuruldu. İşte ismimiz de böylece yaşasın istiyoruz tabii. Bugün burada size tanıtmak istediğim bir iki kitap var. Bu kitaplar hem Anküsan bünyesinde hazırlanmış kitaplar, hem benim kendi özel çalışmalarım, kendi kızım, ve aslında 1991 yılında şehit verdiğimizi söylemiştim. O şehitlerimiz için çıkarttığımız anı kitabı vesaire. 1965 yılında Almanya'ya gittik doktora yapmak için ve 72 yılında da doktorayı tamamlayarak yurda döndüm. Almanya'da bir kaide var. Doktorayı yapan herkesin kitabının muhakkak yayınlanması lazım. Yoksa doktor titilini kullanamıyor. Onun için ben de bu titılı çabuk kullanmak istediğim için özel baskı olarak bu kitap hazırlandı. Benim doktora çalışmam. Intermediate Keramik in Kleinazien. ikinci kitap, elimdeki ikinci kitap Anadolu'da bulunan Suriye kökenli mühürler ve mühürler baskı, mühür baskıları adı altındaki benim doçentlik çalışmam. Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlandı. Böylece benim akademik çalışmalarım olarak bunları gösterebilirim. 1991 yılında iki şehit vermiştik. Bunlardan birisi iyi Metin Akyurt, diğeri de Bahattin Devam. İkisi de bizim çok sevdiğimiz öğrencilerimizdi ve bizim kazılarımızda çok emekleri var. Ve biz bunların kaybından sonra Hacettepe Üniversitesi bölüm arkadaşlarımla birlikte bir kitap hazırladık. Bu kitap arkeoloji ve sanat yayınlarından çıktı. Ve burada Tabii bütün dostlarımızdan, arkeolog çevremizden aldığımız makalelerle bu kitabı hazırladık. Ama bu arada evet bu gençlerin de resimlerini göstereyim. İki şehidimiz maalesef çok acı bir tam genç yaşlarında. Bu kitapta Metin Akyurt'un da bir makalesi var. İlk makale Metin Akyurt'un kendisinin Bodrum Müzesi'nde yaptığı bir çalışmayı tanıtıyor. Biz ölümünden sonra ailesinin izniyle kendisinin bütün dokümanlarını aldık. O dokümanları taradık ve o taramamız sonucunda bunun böyle bir makale olarak yayınlanabileceğini düşündük ve makale olarak da ilk makale olarak buraya aldık. İkinci kitap yine Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan Metin Akyurt'un kitabı. Metin Akyurt doktorasını tamamlamamıştı ve biz yine o ailesinden aldığımız dokümanlarla. Metin Akyurt'un doktorasını tamamladık. Bu arada yine benim Hacettepe'deki benim bölüm arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Bunlar arasında özellikle de bugün profesör olan Tubu Ökse'yi anmak isterim. Onun da bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük bir katkısı var. Ve tarih kurumu da böyle bir kitabı yani bir şehidimizin kitabını basmakla gerçekten çok büyük bir iyilik yaptı bizlere. Bizi mutlu etti çünkü bizim artık bunlar sadece tesellimiz olarak kaldı. O çocuklara bir şey yapamadık, üzüldük, üzültümüzle boğulduk ama hiç olmazsa biraz olsun, bir nebze olsun içimize su serpildi ve ailelerine de Böylece bir e, su serpme oldu. Çünkü çocuklarının doktorasını görememişlerdi. Böylece Metin Akyurt'un ailesi en azından çocuklarının doktorası yayınlanmış oldu. Bu kitap aslında e, M.Ö. binde Anadolu'da ölü gömme adetleri ve e, çok site edilen, birçok yerde, e, birçok yayında kullanılan bir kitap. Beni bastırdığımız için, o zaman bu işle uğraştığımız için çok memnunum. Gelelim bu kitaba, Cüdida. Burada Cüdidağ'ın da kabartmaları çizerken görülüyor Bahattin Devam. Kendisi burada. Ve kendisinin yazdığı bir şiir de var burada. Girnevas kazısında uzun seneler bizimle çalıştı. Girnevaza ait bir de şiiri var. Ee, Cüdida deyince niye Cüdüdağ diyeceksiniz? Hayat hocamız bizim arkeolojiye çok meraklı olduğu gibi bir de macera perastı. Aslında onu da söylemem lazım. Bu mesleği birileri gençler seçecekse macera peres ruhlu olmaları lazım. Ve e, Cüdida'nın biliyorsunuz bugün de çok kötü şartlarda e, askeri olarak e, olaylar olarak e, Cüdida'da bir survey yaptı. Daha önce aslında görülüp yayınlanmış bir e, eser grubu bunlar ama 19. yüzyılda. Dolayısıyla en azından renkli olarak dokumentasyonu yeniden yapıldı ve bizim genç çocuklarımız tarafından orada yer alan e, kralın ki e, Senherep, bu kralın kim olduğunu biliyoruz, e, Sargonit krallarından Senherep. Ee, ve da böyle yakından falan bakacak olursanız e, böyle sert bir arazi aslında e, jandarmalarla falan da yine gidilmiş o bölgeye ama bazı yerlerde jandarma biz bundan ötesini geçmeyi izlemişler Bizimkinler devam etmiş yani. Öyle bir dönem. Aslında bu e, sörveye yapıldığı seneler 86, 87 falan, e, biliyorsunuz e, terör örayının PKK'nın en yoğun olduğu dönem e, veya en kötü başlangıç saldırısı Erik olaylarıydı. 1984 yılında Erik olayları. Ve Erik olaylarından hemen sonra Hayat Hoca'nın buraya gitmesi. Ama bu çocukların da hayata inanıp peşine takılıp gitmesi. Ben de çok gitmek istedim. Hayat beni götürmedi. Nedense oraya beni görmedi. Oraya gelmedi dedi. Ama e, hakikaten çok arazi olarak çok zor şartları olan e, bir bölge ve biz e, böylece bu, bu kitabı hayatla ikimiz e, Bahattin devama e, atfettik e, ve onu böylece bu kitapta da yaşatmak istedik. ...bilmiyorum, yeterince bir şey yapmış olamayız bu gençlerimize... ...ama en azından... ...bir nebze de olsa dediğim, demin de dediğim gibi içimize biraz su serpildi bir şeyler, onlar için yapabildik diye. Ben size hep muzip bir hocayım dedim. Gerçekten çok muzipim. Şimdi takdim edeceğim şeyler muziplikle ilgili. Çünkü... 1999 yılında ilk önce Panastepe 2 çıktı. 2018 18 yılında Panastepe 1 çıktı. Bu benim muzipliğim. Çünkü neden onu söyleyeyim. Ee, Panastepe kazısına başladığımızda benim ilk asistanım olan Sevinç Günel Panastepe kazısında M.Ö. önce ikinci bine tarihlendirilen Panastepe seramiğinin Batı Anadolu'daki yeri ve önemi diye bir çalışma yaptı. Doktora çalışması. Ve onun çalışmasını tarih kurumunda tabii arkadaşlarımız vardı o zaman. Tarih kurumunda yayınlanması için ben de öneyek oldum ve bu yayın çıktı. Ama bu yayının önden çıkması e, bir şeyi çok değiştirmiyordu. Çünkü bunun önünde bir Panastepe 1 olması gerekiyordu. O Panastepe 1'i de ancak kazı başkanı olarak benim yazmam gerekiyordu. Ve ben Panastepe 1'de e, her ne kadar arkeolojik buluntuları tanıttıysam da e, Panastepe 1'de aslında... E, Kazı sistemi, kazı stratejisi, kazının amaçları vesaire onlar baş kısmında yer aldı. Ve bu yayında ben tepenin sadece bir bölümündeki bir bölümü mezarlarını sadece yayınladım. Üç cilt, bu üç ciltten birisi metin kısmı, birisi resimler, birisi de planlar, işte harita vesaire. Siz bana bir ara şey demiştiniz, sizi en etkileyen eser neydi diye. Belki bu eser, en etkileyen eser diyebilirim. Bu bir bilezik mühür. Bu, bu tür sadece şununla ve başka türlü bir kombinasyonu olan mühürler... Hitit mühürleri diye senelerce yayınlandı. Belki de Hititler de yaptı. Burada... Bunun üstündeki motifi görüyorsunuz burada biraz büyütülmüş olarak. Benim kanımca... Bu eser... Arzaba bölgesinin ki Panastepe e, Hitit İmparatorluğu batıda Ahiyavan'ın arasında bir çekişme bölgesi gibi ve Hitit metinlerinden gire Arzava diye bildiğimiz bir ülke. Ve sanıyorum bu eser Arzama'nın özgün buluntusu. Ama birçok başka bilim adamıyla burada Belki çekişme durumundayız ama ileride yapılacak çalışmalar belki ee, benim de haklı olduğumu gösterir çünkü bunun çok benzeri Hitit mührü denilen mühürlerde var motifler. Bu motiflerin bazıları biraz Ege kokuyor. Bu bilmiyorum ama. Zaten Panastepe daha önce de bahsettiğim gibi bu Manisa Müzesi'ndeki eserler nedeniyle birçok kültürlerin çakışma yeri gibi bir konumda. Biliyorsunuz şimdi özellikle de çok gelenek haline geldi ve anı kitapları ya da armağan kitapları devamlı çıkarılıyor. Öğrenciler hocaları ile ilgili çıkarıyorlar. Bunlardan birisi benim de editörlüğüm olan Hayat Hoca'yı yaptığımız Hayata Armağan kitabı. Hayat Erkanalı Armağan, Kültürlerin Yansıması, Cultural Reactions. Benim bölüm arkadaşlarımla yine hepsiyle birlikte çok büyük bir emek var tabi. Bu arada anmak isterim bu kitabın Almancalarını da bir Alman arkadaşım benim, Reinhold Spies, bayan e, düzeltti. E, orada bunu da anmak gerekir. E, 2006 yılında yayınlandı. 2014 yılında da e, benim emekliliğimden sonra e, benim bölüm arkadaşlarım diyeyim bana bir kitap hazırladılar. Tabii Hayat Hoca'nınki kadar muhteşem değil, yafat diyeyim oradan biraz. Ama beni çok mutlu etti bu kitabın çıkması. Elimde tuttuğum bu kitap aslında bizim Hacettepe Üniversitesi'nde yaptığımız Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağ Kültürleri isimli sempozyumun kitabı. Ama biz bu kitabı Sayın Profesör Doktor Emel Doğramacı'ya adadık. Çünkü arkeoloji bölümünün kurulmasında kendisinin büyük bir katkısı var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Daha sonra 1976 yılında sanıyorum Hayat Hoca ekibiyle Limantepe ekibiyle bir bronz erken tunç dönemini daha çok kapsayan bir yine sempozyum yaptı ve Yunanlı meslektaşlarımız da davet edildi bu sempozyuma. Bu da o sempozyumun kitabı 2008 yılında çıktı. Ankara Üniversitesi bastı bu kitabı. Ankara Üniversitesi. Daha önce bahsetmiştim. Hayat Hoca İzmir Müzesi Müdürlüğü ile birlikte bazı kazılar yapmıştı İzmir Arkeoloji Projesi çerçevesinde. Bir tanesi de Baklatepe kazısıydı. Baklatepe kazısında Geç Tunç dönemine ait bir e, oda mezarla birkaç tane de pitos mezar çıktı. Bu e, mezarları da e, Hayat Hoca kendi sevdiği öğrencilerinden biri olan Ayşegül Akyurt'la birlikte hazırladı. E, kitabın arkasında şöyle gösterelim. Ve daha sonra Deniz Arkeolojisi kurulduktan sonra 20. SU-6 Bilim ve Teknoloji Toplantısı bildirileri de burada yapılan bir sempozumdan sonra basıldı. Bunlar tabii daha çok bu kompleksle biraz bağlantılı bu son tanıttığım üç kitap. Hocam aslında bir nevi benim de hocam da as inkar edemem. Zaman zaman bana da hocalık yaptığı oldu. Ve Hayat Hoca bütün ömrünü kazılara, araştırmalara verdi. Ben onun kadar bu kadar kendimi arkeolojide dağıtamadım. Daha değerli toplu şeylerde kaldım. Hayat kendini dağıtabiliyordu. Ama hayatın son yıllarında üzerinde durup en çok değer verdiği şey anküsam oldu Deniz arkeolojisi ile ilgili ve bu binaların kurulması oldu bu binaları kurdurmuş olmakla çok mutlu oldu çok mutlu oldu burada ve ben de tabii... Daha önce de söylediğim gibi hem hayatın arkasında Erkan İbiş Hoca'nın çok durması rektör olarak hem Ankara Üniversitesi'nin büyük desteğinin arkamızda olması tabii e, bağış da yaptım ben. Yani hem tabii hayat adına o bağış hem benim adıma kendi adı, yani bizlerin adına e, ve e, İyi de olduğunu düşünüyorum ve bu hayatın çok değer verdiği müesseseyi yaşatmak için aslında bunu yaptık. Ve e, sağ olsunlar e, bu bağıştan sonra e, bir de e, biz beni yaşamımda daha onere ederek hayatla birlikte bizim bir üstümüzü yapıp e, Anküsa'mın bir köşesine... Koydular. O da beni çok mutlu etti.